Gün o. Bugün Perşembe. Yani en sonki videodan yaklaşık 3 gün geçti. Burada da tarih obası oluyor. Bugün dersin 1'de. Saçım başım böyle çok değişik şu anda. Farkındayım. Evet, dersin 1'de. Ve ben de bu süreçte yaptığım şeyleri birazcık çekeyim istedim. İşte sabah kalktım, bir kan testi vermem gerekiyordu. Ona gittim geldim. Şimdi kahvaltı yapacağım. Daha sonrasında bir türlü kıyıp açamadım. Kahvemi açmam lazım. Artık gerçekten kahvesizim. Bu kahveyi açıp demleyip oturup biraz okumam gerekenler var. Onları halletmem gerekiyor. Birazdan göstereceğim yerler var. Çok dağınık. Onları toplamam için zamana ihtiyacım var. Ve benzeri. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kendime yumurta falan yaptım işte. Öyle klasik bir kahvaltı yapacağım. Öyle. Saçlarım ne kadar çirkin gözüküyor ya. Bir tane çocuk var. Yok ya, bana öyle gelmiyor. Yok ya, bana çirkin gelmiyor ya. Evet. Dersim 1'de. Dersimin adı da karar verme ve problem çözme. Kesinlikle son zamanlarda bayağı ihtiyacım vardı. Öyle. Şimdi kahvaltı yapayım. Yapmam gereken birkaç bir şey var. Sonra da kahve içip kitap okumam gerekiyor. Son okuduğum kitapta bitirmek üzereyim. Muhteşem ilerliyor. O kitabı bitirip gözüme eğitim kaçtı kitabını okuyacağım. Bakalım o nasıl olacak. Öyle. Umarım sizin için de keyifli bir gündür. Öyle. Uyandık ve hayata devam ediyoruz. Şimdi ben de kahvaltıya devam edeyim. Evet, kahvemi yaptım. Şimdi şu kitabı bitirmeme çok az kaldı. Bu kitabı bitirmek istiyorum. Daha sonrasında da alamıyorum. Gözüme eğitim kaçtı kitabını okuyacağım. Bu zaten çok ince. Birkaç güne biter diye düşünüyorum. Sürmez bile. Daha sonrasında... Bir şey oldu da. Saat dediğim gibi bir de okulum var. Şu an saat kaç onu bakmam lazım. Saat 10.30'muş. İşte şu kitabı bitireceğim. Bugün işte otobüste bunu okumaya başlarım diye planlıyorum. Bunu da Kulina'dan ödünç aldım. O okumuş zaten, çizdiği yerler de vardı, gördüm yani. Evet, mesela şu şekilde Kulina da çizmiş. İzleyince görür, kitabı ünlü oldu. Öyle bunu okula giderken başlayacağım. Bunda da çok az bir şeyim kaldı. Onu da bitirip artık finishiz yani. Bu kitap gerçekten çok çok güzeldi. Füsun Akatlı'nın diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Hatta bu kitabı edinip kitaplığıma koymayı düşünüyorum. Çünkü bence açıp açıp okunacak çok güzel yerleri var. Özellikle de ilk baştaki birkaç denemesi muhteşemdi. Sonlara doğru da kullandığı kelimelerin anlamlarını bilmiyor oluşum beni dehşet derecede etkiledi. Ve onları da araştırıp not etmeyi planlıyorum. Zaten ben her okuduğum kitabı not eden bir insanım. İşte öyle. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Sonrasında işte hazırlanıp okula gideceğiz. Yani klasik bir okul günü gibi olmayacak. Çünkü sadece bugün bir dersim var. Saat 1'den 3'e kadar ders koymuşlar. Yani bir ders için okula gidiyorum. Ne kadar bence çok saçma. Öyle. Arkamdaki duvar şu an boş. Çünkü oralara bir şeyler oluyor şu anda. Onu da artık yarın göstereceğim. Bu videonun sonuna doğru büyük ihtimal görürsünüz. Bunun için çok heyecanlıyım doğrusu. Çünkü tüm kitaplarım şurada şöyle yığılı bir şekilde duruyor. Fakat şu anda yapım aşamasında olan bir şey de var. Bu beni dehşet derecede mutlu eden bir şey. Öyle. Akşama biter diye planlıyorum. Ve onu yerleştirdikten sonra da illaki videoda bir eklenti sunacağımdır. Öyle. Başka ekleyeceğim bir şey yok galiba şu an için. Çünkü bir şey yapmıyorum. Kitap okuyacağım. Öyle. Görüşmek üzere. Okula gideceğim.
çantayla gidelim. Çünkü çantanın içini boşaltmak lazım. Sevmiyorum. Aynı işleri yapmak. Bu ne? Dergin. Başka bir şey kalmadı herhalde. Benim şekerim bitti ya. Hocamızın da dediği gibi kolonyalar çok pahalı. Şimdi çantama ne koyacağım? Bugün okuyacağım kitabı koyacağım. Geçen dönemden başladım ve tüm akademik yazılarımı tuttum. Bir defterim. Burada işte her şey var yani. Derslerde aldığım tüm notlar bunun içerisinde. Böyle. Mesela dün bunları falan yazmışız. Böyle koymuşum. Bunu koyacağım. Bu kitaba başladım. Demiştim ya diğeri bitince buna başlayacağım diye. Buna başladım. Bir tane kitap Kulina istedi. Bunu getirir misin dedi. Türk Edebiyatı'nda hikayeler. Bunu onun için koyacağım. Of, bu da pek büyükmüş. Daha sonrasında kalem kutumu koyacağım. Kalem kutumda da öyle pek bir şey yok. Yani bir tane siyah kalem. Bu var. Aslında renkli kalem niye kullanmıyor? Çünkü renkli kalem kullanmıyor. Başka ne koyacağım? Su şişemi koyacağım. Bunlar zaten otobüs kartı, okul kartı. Eskiden otobüs kartı ile okul kartı birdi. Sonra bunu değiştirdiler ve bize resmen eziyet. Başka hiçbir şey değil. Anahtarımı koyayım. Şekeri ben şuraya kaldım galiba. Burada demiş. Şunu şuraya iki tane alsak yeter. Kahvem. Tableti götürmeyeceğim bugün ya. Tableti hiçbir şey yapmıyorum. Boşuna taşıyorum bunu. kulaklığımı kesin koymam gerekiyor. Şunu da koyarsam güzel olur. Çünkü ya da kulina da vardır ya. Ben burada sıkayım da. Kulina şimdi kesin sövüyor. Onun büyük bir çantası var. Onda kesin vardır. Şu kahvemi de içeyim öyle gideceğim. Masam çok kötü. Bu arada bunu göstermedim. Instagram'dan paylaşmıştım belki ama bunu göstermedim. Bu çok tatlı bir şey. Ha kaydım. Meraklı Minik'den Yavru Fil Bakım Evi. Sanki arkasında yazmıyormuş gibi böyle bakarak okudum. Bu çok tatlı bir şey. Böyle içinden filler çıktı işte. Ben bunları birleştirdim falan. Çok şirin. Böyle küçük küçük filler çıktı. Sonra bir tane kız bir tane de erkek bunları besliyor. Ve böyle de iki tane de biberonları var işte. Bunu da biz bir ödev için yapmıştık. Ayşegül kesmişti, kuline boyamıştı. Ben de ödevde kullanmadıktan sonra bunu üzerine bunları yapıştırdım. Değişik bir materyal oldu. Kullanır mıyım ileride bilmiyorum. Öyle yapacak bir şeyim var mı diye bakıyorum. Bu arada okula geç kalıyorum. İki gündür. Hatta başladığından beri okula geç kalıyorum. Ve okulun girişinde kulino beni bekliyor. Orada bir tane kulübe tarzı bir şey var. Onun içinde bekliyor. Daha önceden otobüs kartına para yükleme yeriydi orası. Orada beni bekliyor. Bayağı bekliyor. Oradan bana fotoğraflar atıyor işte. Camımı kırmışlar. Kulübeyi tamir ettirmem gerekiyor. Kulino'nun kulübesi eskimiş falan tarzında. Yani çok uzun süre onu bekletiyorum. Bunun farkındayım. Bu çok üzücü. Ona buradan da tekrardan özür diliyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü benim bindiğim yerle onun bindiği yer arasında bayağı fark var. Benim oraya gitmem yaklaşık 4-5 dakika alıyor otobüsle. Ama ondan sonraki süreç bayağı uzuyor. Öyle şimdi onun yanına, onu daha çok bekletmemek için erken çıkmam gerekiyor. Erken dediğimde onunla aynı saatte çıkıyorum. Yine o benden önce ulaşacak. Bunu da biliyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Çok üzücü. O yine beni bekleyecek. Kulina işte. Yapacak bir şey yok. Öyle. Şimdi evden çıkacağım. Suyumu doldurup evden çıkacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Görüşürüz. Evet. Gidiyoruz. Kulina'nın mutlu anı çünkü bir saatlik yemek dersi için okula yemek yemeye gelmiş gibi bir hal. Bir de ben bu arada pirinç pilavını şey böyle yiyorum. Böyle.
Arkandan da zengin otobüsü geçti yalnız. Görün. Tam evet. Renk geçin. Zengin misiniz? Zengin. Buna 4 lira para veriyoruz. Ayran, çorba, işte et. Gayet aynen. Mutlu. Kulina çok mutlu. Çok mutlu. Yemek Kulina döküyordu 4 lirayı. Yemek yiyeceğim çünkü çok mutluyum. Ve hiç yemedim diyemem. En son 2 saat önce yemek yedim. Biliyorum, ben de bayağı arayın, arayın. Direkt dedi 2 gün sonra. Ben pirinç pilavı kaşıyorum. Bir de şey adam şey dedi, duydun mu? Bunlara 1,5 koy. Niye? Bunlara 1,5 koy dedi, bilmiyorum. Aynen, o ne? Niye bize dedin? Tamam hani kilolu belli oluyor, çok yediğim belli oluyor da yani. İşte. Bu arada pirinç pilavı kaşıklanmaz arkadaşlar, çatallanır. Evet, Kulina'dan. Kulina'dan zerafet dersleri. Evet, şu da Kulina'nın kulübesi. Şurası, şöyle şurası. Kulina her sabah beni burada bekliyordu. Bugün aynı otobüse denk geldik ki. Kulina bundan dolayı da ayrıca çok mutlu. Hayır, ne alaka. Ama kulübemi biri haşet etmiş. Biri camı çalmış. Biri kapısını bozmuş. Biri kabloyu almış. Hani kulübemi çalmışlar arkadaşlar. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Tesisat yaptırmayı düşünüyorum ama bilin bakalım neyim yok. Money. Bunları yemekten sonra konuşuruz demiş. Doğru, yemeğimizi yedim. Ağzımızın tadı bozulmasın Ahmet Bey. Ağzımızın tadı bozulmasın. Tamam, hadi görüşürüz diyelim o zaman. Bay bay. Üniversitenin amfiteyatrosu. Bunlar ne yapıyor bilmiyorum ama. Her türlü nişan diyeyim, burada yapılır. Kulina. Her türlü burada yani hani. Kulina nişan düğün yapıyormuş burada. Organizatörü bu. O kadar çok kocaman hangi birine yaptım hatırlamam. Hani burada yapıyormuş derken kanka. ben organizatör olarak seni düşünmüştüm. Sen kendini... Ne alaka? O manada demedin. Kulina yapıyormuş deyince hiç şey yapma yani. Şuradan da otobüse bineceğiz. Evet. Burada da insanlar oturuyor işte böyle. Burada bar şenlikleri falan oluyor. Bu arada daha gitmedik bar şenliği. Onu soracaksanız gitmedik. Çünkü pandemi. Korona ile geldik. Bar şenliği, bar festivali, zartut, öyle yerler. Ne zaman kış eğlencesi var biz oradayız. Yaza gittik. Evet, kışın da burası çok soğuk oluyor. Şu karşıda zaten Kütahya. İşte o kadar uzak üniversite. Karşı zaten Kütahya. Öyle. Teşekkürler. Öyle. Abi bizi tanıttı. Şey bekliyorum ha. Ahmet kütüphanesini yapınca bizi evine davet edecekmiş. Çok zorladı beni. Gel diye. Ben ne kadar istemesem de yani görmeye gideceğim. Evet, dinliyoruz. Ondan dolayı hepinize bir şey çekeceğiz kütüphanesiyle ilgili. Bu arada katılımlarınızı bekliyoruz. İşte Kulina. Böyle fakülte, üniversite böyle. Ve şimdi otobüse bineceğiz. Evet, en son videoyu okulda başlatmıştım. Eve geldim. Eve geldikten sonra bu arkada görmüş olduğunuz kitaplıkla uğraştım. Hepsini dizmek, yerleştirmek aşırı derecede mükemmeldi. Yani özellikle de şu kısım. Yani bu kısma bittim. Bence... Müko oldu yani. Ben çok beğendim. Mükemmel gibi gözüküyor şu anda. Böyle baya mutluyum. Gerçekten mutluyum. Çünkü uzun süredir beklediğim bir şeydi. Bakın yüzüme nur indi. Artık arka planım böyle. Çok güzel değil mi? Bunu buraya koyamam. Tutmayacağını adım gibi eminim. Ama arka planım böyle. Çok güzel duruyor. Yani benim uzun süredir hayalini kurduğum ve gerçekleştirdiğim bir şey oldu. Anlatacağım başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama akşamdan beri yaptığım başka bir şey. Ha, bu arada bunları halletmeden önce bu kitabı da bitirdim. Bu kitap da artık bitti. Fakat gerçekten içeriği mükemmel. Yani aslında öğretmen olmanıza hiç gerek yok. Yani bu sistemin içerisinde eğitim almış biriyseniz eğer bu kitabı okumanız, aslında ben başarısız biri değilim. Sadece benden istenilenleri tam olarak yapmamış olabilirim demenizi sağlıyor, emin olabilirsiniz. Kitap gerçekten mükemmel bir kitap. Müjdat Ataman'ın diğer kitapları da umarım öyledir.
Söylemek istediğim çok şey olabilir. Bu kitaplığın turunu illaki yapacağız. Yani bence yapmalıyız. Çok kaliteli kitaplar var aralarında. Yani benim oldukları için söylemiyorum. Gerçekten kaliteli kitaplar var. Mesela yani şurada duranların hepsi kaliteli. Nasıl yapacağım? Böyle kendime çekmem lazım. Evet. Şurada duranların hepsi kaliteli. Yani özellikle şu Ahmet Arslan'ın serisi. Yani anlatılmaz ya. Gerçekten bir insan bu kadar bilgiyi. Yüzüme sürekli nur iniyor. Sebebi de şu ışık. Bir insan bu kadar bilgi, bu kadar sade bir anlatımla nasıl yapmış olabilir? İşte cevabı şu 5 serilik kitaptan. Bu üçüncü çektiğim vlog. Yani bu kanalı açalı çok uzun süre oldu. Videolar karşısında konuşmak benim için çok zor şeyler değil. Fakat hala ekranda kendime bakıyorum. Yani şu noktaya bakmam gerekirken ben hala ekrandayım. Yani gözüm burada olsa bile hala yan tarafta kendime bakmaya devam ediyorum. Bu da çok itici bir durum. Yapacağım, anlatacağım başka bir şey şu an için yok. Yani bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Şimdi ne yapacağım? Onu da söyleyeyim. Artık yarın dersim yok. Yarın cuma. Yarın yapacağım işler tabii ki de var. Öğleden önce yapacağım birkaç işim var. Öğleden sonra için farklı planlarım var. Şimdiden o öğleden önce yapacağım işleri birazcık halletmek istiyorum. Aynı zamanda birinci haftanın vermiş olduğu... Efendim? Hayır içmeyeceğim anne. İçmeyeceğim. Evet, böyle bölünebiliyorsunuz. Bu kadar. İşte yapacaklarımı halletmeye çalışacağım. Başka da bir şey yok. Evet, buraya kadar geldiyseniz ve beni dinlediyseniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim. Gerisini zaten siz biliyorsunuz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.